Erdemir'in hurda alım ve satım işini yapan yan şirketi Ervaksan'daki yolsuzluklar ortaya çıkınca Oyak yönetimi bu olayın duyulmaması için milyonlarca liralık vurgunu örtbas etti. Oyak ve Erdemir yönetimi o dönem yurt içi hurda alımlar müdürlüğü yapan Tamer Macit'in iş akdini fes ederken Akvensan şirketini de kapattı. Borsa ve kamuoyunda hurda vurgunun duyulacağı ihtimalleri üzerine Erdemir yönetimi Tamer Macit hakkında işlem yapmadı. Tamer Macit döneminde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Bülent Bayraktar, OYAK yönetimi tarafından Erdemir yurt içi hurda alım satım müdürü yapıldı. Tesadüfe bakın ki Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın gizli ortağı olduğu tanıklar metrinin sahibi olan Hacı Beytan'ın şirketine Tamer Macit genel müdür olarak atandı. Tamer Macit, daha önceki mesai arkadaşı olan Erdemir'in yurt içi hurda alım satım müdürlüğü görevine atanan Bülent Bayraktar'la sistemi kurdular. 10 yıl aşkın zamandır Erdemir hurda alım ve satım işini Tanıklar Metal üzerinden yapıyor. Erdemir'in istediği standartlarda hurda vermek veya almak isteyenlere Tanıklar Metal şirketi işaret ediliyor. Mal alacaksınız da satacaksanız da Tanıklar Metal'e gidin cevabını alıyorlar. İş bununla da kalmıyor. Erdemir'de kömür olayında yaşanan yolsuzluklardaki gibi aynı yöntem hurdalım ve satımında yaşanıyor. Kantarlar ayarlanıyor, hurdanın standartlara uyup uymadığı kontrol edilmiyor. Erdemir'e hurdalımında taş, tüfal ve cüruh preslenerek satılırken alımlarda da kıymetli hurdalar cüruh arasına karıştırılarak fabrikadan çıkarılıyor. Yapılan sistemle Erdemir milyonlarca liralık zararı uğratılırken bugüne kadar olayın üzerine kimsenin cesaret ederek gidemediği öğrenildi. AK Partili Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın gizli orta olduğu tanıklar metelin sahibi Hacı Bey Tanık ve şirket müdürü Tamer Macit'in Erdemir içindeki vurgunlarına herkes seyirci kalıyor. Erdemir yönetiminden olay karşısında birileri ses çıkarılmaya kalkışınca da bu defa devreye Türk Metal Sendikası ile siyasilerin girdiği ifade ediliyor. Erdemir'deki hurda vurgunu ile ilgili olarak AK Partili Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, Hacı Bey Tanık, Şirket Müdürü Tamer Macit'te, Fabrikanın Yurt içi Hurda Alım Satım Müdürlüğü görevini yapan Bülent Bayraktar ve bu birimde çalışanların birçoğunun mal varlıklarının alaştırılması halinde yolsuzluğun boyutlarının inanılmaz rakamlara ulaştı ifade ediliyor. Erdemir'deki bu büyük vurgunla ilgili olarak Oyak ve fabrika yetkililerinin neden ses çıkarmadıysa bilinmezken sözüm ona Mehmetçi temsil eden şirketin böyle bir vurgunla kamuoyunda anılması tepkilere neden oluyor.